Konumuz iklim değişikliği ve ekosisteme etkileri. Çok böyle on numara tam hedefi vuran isimlerden oluşuyor. Hepsi çok değerli, birbirinden değerli. Cemal Hoca ile başlamak istiyorum. Hocam, siz İskenderun Teknik Üniversitesi'nde deniz bilimleri adına bilim üretiyorsunuz ve iklim değişikliğinin ekosisteme etkilerine şahit oluyorsunuz ne yazık ki. Evet. Onda paylaşımlarınızı bekliyoruz sabırsızlıkla. Evet. Yani ben teşekkür ederim Gökhan Hocam. Öncelikle Gökhan Bey'e bu güzel organizasyonu ve TÜDAV Başkanlığı'nda Bayram Öztürk'e bu güzel okyanus gününde bu güzel sohbetleri, deniz severleri bir araya getirdiklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle bir özverili işinizden dolayı emeğinize saygı ve sevgi duyuyorum. Çok teşekkürler öncelikle. Diğer arkadaşlara da selamlar sunuyorum tüm katılımcılara, olanlara ve sabahki olanlara da herkese. İklim değişikliği tabii göz ardı edilemeyecek bir mevzu. Çünkü herkes hücrelerinde hissediyor bu değişikliği. Onun için herkes yaşadığı için göz ardı edilemeyecek. Kimimiz az yaşıyor, kimimiz çok yaşıyor ama nihayetinde global anlamda herkes hücrelerinde yaşıyor bu iklim değişikliğini ve görüyor, çevresinde de görüyor. Bunun en büyük etkenlerinden başında ne diyebiliriz? İşte deniz seviyesi yükseliyor, sıcaklıklar artıyor, buzulların erimesiyle yaklaşık 20-30 santimlik bir yükselme var. İleriki yıllarda 5, yani 50-60 santime yükselince öngörülüyor yakın gelecekte. Tabii bunun getirdiği birçok biyolojik sonuçlar var, biyoçeşitlik sonuçları var. Türkiye denizlerinde oluşturduğu, özellikle kendimiz, bizi en çok etkileyen, fiziksel anlamda etkileyen olayların başında Türkiye denizleri geliyor. Her gün gözümüzde olan, gördüğümüz şeyler. Yani nihayetinde ben bulunduğum ekosistemden başlarsam Akdeniz her geçen gün yeni türler barındırıyor. Ve su altındaki habitat yapısı her geçen gün yeni türlerle birlikte onların oluşturduğu mücadele, habitat kavgası, besin kavgası ve zararlarla birlikte bir değişim geçirmekteyiz. Bu küresel iklim bazında biyoçeşitlik anlamda en büyük değişikliği Akdeniz geçirmekte. Tabii bu öncelikle ekvatora en yakın olduğumuzdan kaynaklanıyor. Türkiye coğrafik yapısından dolayı. İkinci etkilenen doğal olarak Ege Denizi. Hemen komşu deniz. İkinci olarak yaklaşık bir 5-10 yıl sonra bizdeki değişimi Ege yaşamaya başlıyor. Bir 10-15 yıl sürüyor bazen bu değişim türe göre ama bizden sonra Ege o değişimi yaşamakta direkt olarak. Marmara ve Karadeniz şu an işin başlangıcında bu küresel iklim değişikliğinin deniz biyoçeşitliği olan etkisinin gözlemlenmesi açısından işin başında ama sahip olduğumuz avcılık kaynaklarının, besin kaynaklarının %80'ini, 70'ini Karadeniz'den aldığımızı düşünürsek Karadeniz'i iklim değişikliği etkilediği zaman baya bir sarsılacağız gibi geliyor. Çünkü avcılık, besin kaynaklarımızın büyük bir kısmını Karadeniz oluşturuyor. Karadeniz'in bir denge bozulduğu zaman gerçekten besin anlamında büyük sıkıntılar yaşayacağız gibi görünüyor. Çünkü iklim değişikliğinden bazen anomaliler görüldüğü zaman bir hamsi gelmiyor. Gelmediği zaman Türkiye aç kalıyor. Herkes hamsi nerede diye ortaya düşüyor ve herkesi etkiliyor yani. Ondan sonra ne yapalım, ne edelim, niçin gelmedi? Küreselikle o zaman kaynak oluşturalım, kaynak verelim, gelsin hepsi. Yani hissetmeden önlem almıyoruz maalesef. Öyle bir hissetmemiz gerekiyor. Bir de tabii canımızı özellikle Türkiye'yi yakan en önemli unsur hamsi olunca hemen bakanlık düzeyinde, gerekse toplumsal örgütler düzeyinde hemen önlemler alınmaya başlıyor. Tabii bu gelecekte hamsinin göç yolları mutlaka değişecek bu küresel iklim değişikliğiyle birlikte. Bazı buna bağlı olan birçok tür de doğal olarak göç yollarını değiştirecek. Bunlardan en başta mesela palamut geliyor. Palamut az çok ya bizim de TÜBİTAK projemiz vardı. O TÜBİTAK projemizden palamutlarla ilgili projemiz vardı. Ondan da yola çıkarak bunu söylüyorum. Yani
Hams, palamutun Türkiye sularına gelmesi bir az çok hamsiye bağlı. Çünkü besin, özellikle o ilk aşamadaki besin kaynağı olarak. O göç yolunu değiştirdiği zaman birçok balık türü de yine Karadeniz'de göç yolunu değiştirecek ve belki birçok tür artık Güney Karadeniz'e, yani Türkiye denizlerine Türkiye sularına uğramayacak. O zaman gerçekten bizim için büyük problem olacak ama Kuzey Karadeniz bunu daha geç, çok bizden çok daha geç yaşayacak görünüyor. En azından onlar belli bir süre daha stokları kullanacaklar. Bir şekilde kullanacak, ekonomik olarak kullanabilecekler. Bu anlamda bizim buna dayalı bir şeyler üretmemiz gerekiyor, projeler üretmemiz gerekiyor, önlemler almamız gerekiyor. Yani modellemeler oluşturmamız gerekiyor, simülasyonlar oluşturmamız gerekiyor ki bu öngörelim. Yani artık öngörmek bu işin kaçınılmaz yolu, etkilenmemek anlamında veya az etkilenmek, çok az etkilenmek anlamında bu küresel iklim değişikliğinden öngörmemiz şart. Modellemelerle, simülasyonlarla bu işin üzerine gitmemiz gerekiyor ki gelecekte ne gibi problemlerle karşılaşacağız, türlerin dağılımı ne yönde olacak, hangi türler gidecek, hangi türler gelecek, hangi türler üreme zamanını değiştirecek, göç yollarını değiştirecek, küçük botar doğal olarak boyları da değişecek, avcılık boyları da. Tabii avcılık boyları da çok önemli çünkü bunlar değiştiği zaman sen daha önce 15 santimde üreyebiliyordu, sen 15 santim hala tutarsan adam artık 8 santimde üremeye başlayacak. Sen 8 santimde yine 15 santim tutarsan ne olacak? O stokları yok etmiş olacağız. Yani bu iklim değişikliğiyle birlikte üreme zamanı, üreme boyu da değişmiş olacak. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Pek vurgulanmıyor ama bu önemli bir şey. Bu hala aynı üreme boyuyla devam edersek avcılığa otostokları tamamıyla yok etmiş oluruz. Onun için bu da şunu ön plana getiriyor. Biyolojik çalışmalar çok önemli. Bunların yaş boy ağırlık çalışmaları güncel olarak, yıllık olarak yapılmasının gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu bize söylüyor. Evet, daha nelerden bahsedebiliriz? Koruma alanları arttırılmalı. Normalde biz 2020 yılında denizlerin %10'u korunsun dedik ama 24 Nisan 2020 itibariyle bakıldığında denizlerimizin, okyanusların %7.43'ü koruma altına alınmış. Maalesef hedeflenen %10 seviyesine gelinemedi. Ama şimdi bir akım var. 2030'da %30, 30'a 30 olsun deniyor. 2030'da %30 deniyor, okyanuslar korunsun deniyor ama bu ne kadar gerçekleşir ama mutlaka öyle bir hedefimiz olmalı yani. En azından belki 20'yi tuttururuz. Hiç önemli değil. 20 de çok büyük bir rakam. Mutlaka öyle hedefler olması lazım. Bakalım onunla şimdiki Dünya Çevre Örgütü ve Biyoçeşitlik Koruma Örgütleri %30'da onunla ilgili bir şu an planlama içerisindeler. Umarım o gerçekleşir ama Türkiye'de yüzde kaç korunuyor bilmiyorum. Bakılması lazım. Biz o denizlerimizin yüzde kaçını koruma alanı olarak ilan ettik. Çok az çünkü. Bunu artırılması gerekiyor. Ben bakanlıkla görüş içerisindeyim. Benden özellikle Akdeniz için koruma alanlarıyla ilgili çalışma yapmamışsınızlar ve onlarla ilgili birkaç yer önerdim ben. Gelecekte ama bakanlık da bunun farkında ve bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Umarım yakın bir zamanda Akdeniz'de yeni koruma alanlarıyla ilgili beraber açıklama yapacağız. Güzel olacak o. Özellikle bu besin tehdidi altında olan bazı türler var. Onların özellikle üreme yaşam alanları ile ilgili koruma çalışmalarımız var. Başka ne diyebilirim? Hocam son 1-1,5 dakikanız, toparlarsak 8. Tamam, şu an bazı türler özellikle Kuzey Ege'ye ve Marmara'ya geçiyor, bazen Karadeniz'e geçiyor. Bunlar küresel iklim değişikliğiyle birlikte olan anomalilerden kaynaklı. En son bir anı çok sıcak geçenlerde bir Yunanistan'da bir yayınlandı. Bir anomaliden kaynaklı Kuzey Ege'ye aslan balığı gitti. Ama bu sürekli olmuyor, geçici oluyor. O aslan balığı tekrar normale bindiği zaman su sıcaklıkları yaşayamıyor, yerini orada barınamıyor. Tekrar kayboluyor ama bu artacak görünüyor. Tüm denizlere yayılacak görünüyor. Ondan sonra şu an UNDP ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu önemli denizel biyoçeşitlik alanlarında istilacı yabancı türlerin tehditlerini değerlendirmesi projesi var.
Bizim geçen TAGEM, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda TAGEM tarafından yürüttüğümüz küresel iklim değişikliğinin Akdeniz'de olan etkileşim ve ekosisteme dayalı balıkçılık modelinin oluşturulması ile ilgili bir projemiz vardı. Bu gibi projelerin artırılması gerekiyor. Çünkü ekosisteme dayalı balıkçılığın iklim değişikliği ile birlikte monte edilip ve ele alınıp balıkçılık modelleri oluşturulması gerekiyor. Ve ona göre balıkçılık yönetimlerinin oluşturulması gerekiyor. Yani iklim değişikliği ve onun getirdiği sonuçları dikkate almadan, öngörmeden oluşturulacak balıkçılık yönetim planlamaları başarılı olamaz. İmkanı yok. Bununla ilgili yani iklim değişikliğini dikkate alan ekosisteme dayalı balıkçılık modellemeleri oluşturulması gerekiyor. Biz bunu Akdeniz için yaptık. Bakanlığa da önerdim ben. Bu her denizi Ege için, Marmara için ve Karadeniz için de yapılması gerekiyor ki ona göre yönetim planlamaları oluşturulsun. Yani biz o yeni gelen türlerden en az etkilenin ve onların verdiği zararı faydaya dönüştürelim. Habitatlarımızı en az düzeyde zarara uğratalım. Yani bu gibi planlamaların, projelerin oluşturulması ve buna göre tabii ki sadece biz raporlar değil, raporlara göre de bir yönetim şekillerinin oluşturulması, ona göre şekillenmelerin oluşturulması düzeyinde gerekiyor. Hocam. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Süresi çok da ben hemen daha az deyince, süren bitti deyince hemen. Yani süreyi verimli kullanmak adına uzatmamak istiyoruz. Hocam soru önüne gelebilir oturumun sonunda. Ama soru gelmezse de aslan ve balon balığına soracağım ben size. Evet. İzleyicilerimizden gelmezse benden bir soru gelecek. Bilgin olsun tamam. Cemal abi. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık Cemal hocam. Rica ederim. Şimdi Sayın Gökhan Alıcı'ya döneceğiz. O da iklim değişikliği denilen bu olguyu artık yaşamımızın temel taşlarından biri oldu. İklim değişikliği diyoruz. Onu yerinde araştıran isimlerden biri yani Antarktika'da, buzul kıtada. Buzul kıtaya gidip iklim değişikliği nedir, nedir bu kavram deyip araştıran bilim insanlarından biri. Ve çok da güzel makaleler de yazdı bu konuda. Sayın Gökhan Hocam, sana dönüyoruz. Buyurun, sizi dinliyorum. Merhabalar Gökhan Bey. Öncelikle TÜDAV'a, Bayram Hocam'a ve sizlere çok teşekkür ederim böyle bir organizasyon hazırladığınız için ve beni de davet ettiğiniz için. Siz de biraz bahsettiniz, aslında ben deniz bilimci değilim. Herhalde burada deniz bilimci olmayan tek kişiyim. Ama söylemiş olduğunuz gibi dünyanın buzdolabı olarak nitelendirilen Antarktika'da çalışma yapan ilk Türk botanikçiyim. Bunu da Bayram Hoca sayesinde gerçekleştirdik. Ona çok teşekkür ediyorum. 2016 yılında bir sefer düzenlenmişti ve Bayram Hoca beni de davet etmişti. Dolayısıyla ben bu Antarktika kıtasının karasal vejetasyonunu çalışıyorum. Antarktika niçin önemli? Demin de bahsettiğim gibi Antarktika dünyanın buzdolabı, yani buz kütlesi olarak dünyanın en büyük yeri, 14 milyon kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip. Bu yüz ölçümüyle Türkiye'nin yaklaşık 17 katı, Avrupa'nın ise 1,5 katı büyüklüğünde. Hem kara hem de deniz buzları var Antarktika'da. Kara kısmında buz kalınlığı ortalama olarak 1,8 kilometre iken, bu kalınlık yer yer bazen 4,8 kilometreye kadar çıkabiliyor ve karadaki buzun hacmi yaklaşık olarak 30 milyon kilometre küp. Bu da şu anlama geliyor ki bu sayı dünyadaki buzun yaklaşık %90'ının Antarktika'da olduğunun işareti. Biz küresel ısınmanın etkilerini en çok kutup bölgelerinde, en hızlı kutup bölgelerinde hissedildiğini biliyoruz. Başta da söylediğim gibi ben Antarktika'nın karasal vejetasyonunu çalışıyorum. Öncelikle bu karasal vejetasyondan birazcık bahsetmek istiyorum. Antarktika bir kere yıllık yağışın dünyada en az olduğu yer. Yani Antarktika esasında bir çöl. Hatta dünyanın en büyük çölü olarak nitelendirebiliriz. Ve vejetasyon bakımından, yani bitki örtüsü bakımından kesinlikle dünyanın en fakir yeri. Antarktika kıtasında sadece iki tane çiçekli bitki türü var. Bunlardan bir tanesi Deşkamşia antarktica poacea familyasından, yani buğdaygiller familyasından bir bitki. Bu bitki Güney Amerika'nın bu Patagonya eyaletinde
başlıyor ve Antarktika'ya kadar uzanıyor. Diğer bir bitkimiz ise Caryophyllaceae familyasından, yani karanfilgiller ailesinden olan Holobanthus quitensis. Bu da bu türünde yayılış alanı yine Güney Amerika'da, Meksika'dan başlayıp Antarktika'nın kıyı kesimlerine doğru şey yapıyor. Dediğimiz gibi iki tane çiçekli bitki türü var ve bu iki çiçekli bitki türü sadece Antarktika'nın kıyı kesimlerinde, özellikle bu Antarktika Yarımadası olarak ifade ettiğimiz yerin Pasifik kıyılarında yayılış gösteren iki tür. Küresel ısınma ile birlikte son zamanlarda Antarktika'nın sıcaklığının yaklaşık 2 santigrat derece yükseldiğini biliyoruz. Ve bu çok kısa sürede gerçekleşen sıcaklık değişimi özellikle bu çiçekli bitki türlerinin yayılışlarını oldukça genişletmiş durumda. Yani tabii veriler çok eskiye dayanmıyor ne yazık ki. Botanik çalışmalarının Antarktika'daki geçmişi maksimum 30-40 yıl ve bu botanikle ilgili yapılan çalışmalar daha çok British Antarctic Survey tarafından, yani İngilizlerin bilim insanı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar. Ama son zamanlarda bu bitki türlerinin Antarktika kıtasında daha fazla yayılış gösterdiğini biliyoruz. Tabii bu sıcaklık değişimiyle birlikte, sıcaklığın artmasıyla birlikte ortam koşulları daha da normalleşiyor. Karasal buzlar gitgide geri çekilmeye başlıyor. Hatta ben geçenlerde bir röportaj vermiştim. Antarktika kıtası gitgide yeşilleniyor diye. Bazı medya kuruluşlarında dalga da geçildi. Yani bu sanki bunu iyi bir şeymiş gibi anladılar. Ya biz Antarktika'nın yeşillenmesini istemiyoruz. Antarktika'nın yeşillenmesi demek dünyanın diğer yerlerinin de çok daha hızlı bir şekilde ısınması demek. Bu vejetasyonun diğer kısımları ise özellikle karayosunları ve likenler tarafından oluşturulmuş durumda. Antarktika kıtasının en baskın elementleri karasal vejetasyonda likenler. Yaklaşık 350 civarında liken türü kıtadan belirlenmiş durumda ve 100 civarında da karayosunu türü var. Şimdi küresel ısınmanın Antarktika'daki biyoçeşitlilik üzerindeki etkisini anlayabilmemiz için öncelikle buradaki biyoçeşitliliği iyi bilmemiz lazım. Yalnız ben işte yaklaşık 4 yıldır Antarktika'nın biyoçeşitliliğini çalışan birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki kesinlikle Antarktika'nın biyoçeşitliliği doğru bir şekilde bilinmiyor. Daha çok amatör kişiler tarafından organizmalar toplanmış, sınıflandırmalarda yapılan çok sayıda yanlış var. Biz bu 4 yılda yaptığımız çalışmalar ile Antarktika kıtasından daha önce hiç bilinmeyen birçok türün Antarktika kıtasında bilindiğini belirledik. Daha önce farklı türler altında sınıflandırılan türlerin aslında o türlere ait olmadığını belirledik. Mesela çok enteresandır. Kuzey Kutbu'nda, işte Grönland'da, Svalbard'da yayılış gösteren birçok liken türü daha önce Antarktika'dan rapor edilmemişti. Ama biz özellikle moleküler çalışmalarla yaptığımızdan dolayı sınıflandırma yöntemimiz daha doğru ve daha profesyonelce yaklaşıyoruz. Bu Grönland ve Svalbard'daki türlerin birçoğunun da Antarktika'da yayılış gösterdiğini belirledik. Yine mesela bizim Orta Anadolu'daki bu volkanik dağlar, mesela Erciyes Dağı, Hasan Dağı gibi bu dağların alpin zonunda, yani odunsu formasyonla bitkilerin yetişmediği yerlerde yayılış gösteren bazı liken türlerinde Antarktika'da yayılış gösterdiğini belirledik. Çok ilginçtir. Mesela ben akademik kariyerimin ilk başında burada Kayseri'de olduğumdan dolayı Erciyes Dağı'nın liken biyoçeşitliğini çalışmıştım. Burada Rhizocarpon fusillum diye bir tür tayin etmiştik ve bunu Türkiye'den ilk kayıt olarak vermiştik. Aynı, hocam toparlasak son 1,5 dakika kaldı. Tamam. Aynı türü Antarktika'da da verdik. Dolayısıyla Antarktika'nın biyoçeşitliliği ne yazık ki doğru bir şekilde bilinmiyor.
küresel iklim değişikliğinin Antarktika'nın biyoçeşitliliği üzerinde etkisini iyi belirleyebilmemiz için öncelikle buradaki biyoçeşitliliğin doğru bir şekilde bilinmesi gerek. Biz de buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çok teşekkür ederim Gökhan Bey. Hocam teşekkür ederim. Kusura bakmayın, son sözlerinizmiş zaten. Affedin. Hocam biyoçeşitliliğe vurgu yaptınız. Türkiye'nin botanikçisinin de Antarktika'ya gitmesi ve sizi tanımamız çok güzel. Şimdi Murat Bilecenoğlu gibi bir isimle beraber olacağız. Çünkü Murat Hoca da balık bilimi denilince Türkiye'de ilk akla gelenlerden biri. Adnan Menderes Üniversitesi'nde ve bir makale canavarı. Sürekli de makalelerinden ben de faydalanırım. Murat Hocam, sana dönmek istiyorum. İyi, herkese merhabalar. Merhaba hocam, sizi dinliyoruz. Balık anlatacağımı düşünüyorsunuz ama balık anlatmayacağım. Çok sende hocam. Günlerden bir gün öğrencilere sohbet esnasında bir soru yönelttim. Arkadaşlar dedim, Dünya Okyanuslar Günü. Türkiye adına dedim, ne düşünüyorsunuz? Cevap geldi. Hocam, Türkiye'nin okyanuslarla ne alakası var dedi. Ha işte. Bak. Dedim ki eyvah, kafalar karışık. Bu kafa karışıklığının çok yaygın olduğunu görmeniz mümkün. Bugün Dünya Okyanuslar Günü. Google'ı açıp bir arama yaptığınız zaman bugüne Dünya Denizler Günü diye kutlayan var. Dünya Okyanus Günü diye kutlayan var. Dünya Deniz ve Okyanus Günü diye kutlayan var. Dolayısıyla ben dedim ki bu yapacağım konuşmayı birazcık algılar üzerinden götüreyim. Dedim ki toplumsal algı ne düzeyde? Benim 8 dakikada iklim değişikliğinin ekosistem etkilerini anlatma ihtimalim hiç yok. Mümkün ama, değil. Yani. Ama benim bir ayağım köyde. Böyle amatör çiftçilikle uğraştığım için köylerle çok konuşma ihtimalim oluyor. Dolayısıyla zaman zaman sorular yöneltiyorum. Diyorum abi, iklim değişikliğiyle ilgili ne düşünüyorsun? Bir tanesi dedi ki, oğlum dedi, iklim değişikliği diye bir şey yok dedi. Bunlar dedi bilim adamlarının uydurması. Bu dedi YouTuber'lar dedi nasıl rating arttırmaya çalışıyor. Bilim adamları da böyle hararet yaratıp işte iklim değişikliği varmış gibi oradan diyor kendilerine pay çıkartmaya çalışıyorlar. Bir başkası diyor ki, oğlum diyor iklim değişikliği diyor normal diyor, havalar diyor bir ısınır bir soğur diyor. Bir başka abim diyor ki, diyor dağlara kar yağıyor diyor, iklim değişikliği nerede? Fark ediyorum ki algılarla ilgili bir problemimiz var ve bu problem halkta var, öğrencilerimizde var, siyasi erkte var. Mesela siyasi erk demişken bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin iklim değişikliği ile ilgili ulusal bir eylem planı var. Bilmiyorum çok okudunuz mu? Orada çok önemli bir tablo var. İklim değişikliği etkilerinin çeşitli sektörlere ve bölgelere ne düzeyde etkide bulunacağıyla ilgili bir değerlendirme yapılmış. Deniz ekosistemi bozulmasının etkilerinin Türkiye için düşük seviyede olacağı yazıyor. Bu eylem planında. Türlerin yaşamak amacıyla başka ortamlara göç etmesinin etkilerinin düşük olacağı yazıyor. Azalan deniz üretiminin etkilerinin düşük seviyede olacağı yazıyor. Bilmiyorum, bilim adamları bu konuda ne düşünüyor? Bilim camiasının da kafasının biraz karışık olduğunu düşünüyorum. Sözlerim yanlış anlaşılmasın. Bizde genelde bu iklim değişikliği ile ilgili meseleleri biraz basite indirgeme eğilimi var. İşte sular ısındı, tropikal türler sularımıza girdi gibi çok basite indirgemeye çalışıyoruz. Ama deniz ortamı inanılmaz kompleks bir ortam. Anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlamanın yolu ulusal bir politika oluşturmak. Bu ulusal politikayı da interdisipliner bir kadroya oturtmak. Dolayısıyla bizim temel bilimlere dehşet önem vermemiz gerekiyor. Bunu yapmazsak ne yapacağız? Başkaları bilgi üretecek, biz o bilginin uygulayıcısı durumunda olacağız. Yapmamız gereken şey kendi bilgimizi üretmek. Fakat duruma bakıyorum. Üniversite sınavlarında daha dün bir göz attım. Bu alan yerleştirme sınavında öğrencilerin İşte biyoloji, fizik, kimya, jeoloji, su ürünleri, ziraat mühendisliği gibi bölümleri kazanmaları için kaç net yapmaları gerekiyor? Bir göz attım. 80 sorudan 10 soruya doğru cevap veren bu bölümlerden birini kazanıyor. Şimdi burada bir problem var.
doğa bilimleriyle uğraşan herkes için bilimin sadece bir tane tanımı var. Bizim işimiz doğayı matematik diliyle ifade etmek. Başka da hiçbir işimiz yok. Dolayısıyla bizim dilimiz matematik olduğuna göre bize zihni çok açık, pırlanta gibi gençler lazım. Ama mevcut eğitim düzeninde en son tercihiyle biyolojiye yerleşen, fizik, kimya, jeolojiye yerleşen insanlarla iklim değişikliğinin ekosistemdeki olağanüstü karmaşık ilişkileri çözecek bir altyapı oluşturma ihtimalimiz olağanüstü zor. Dolayısıyla yapılması gereken şey eğitim sistemine el atmak. Bu bahsettiğim olay bizim en az 40-50 yılımıza mal olacak. Şu an itibariyle yapılması lazım. Çünkü yani şimdi meseleyi çok uzatmanın alemi yok. Öğrenci alamıyoruz. Su ürünlerine öğrenci gitmiyor. Biyoloji bölümlerine öğrenci gitmiyor. Gelen öğrenciler deniz bilimlerine yönlenmiyorlar. Yani bugünkü katılımcıların çok büyük kısmı zaten deniz bilimlerine daha fazla önem verilsin şeklinde yorumlarda bulunacak. Dolayısıyla algımızı keskin, şiddetli ve hızlı bir şekilde değiştirmemiz ve eğitime dehşet önem vermemiz gerektiğini söyleyip konuşmamı tamamlayayım. Hocam 10 saniye falan erken bitirdiniz. Teşekkür ediyorum. Murat Bilecenoğlu'da. Çok sağ olun. Şimdi Bayram Hocam'ın ve müsaadesiyle, Vahdet Ünal Hocam'ın müsaadesiyle bir yer değişikliği yapmamız gerekiyor. Çünkü Gamze Hocamız Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde aktif çalışıyor. İşi çıktı. Vahdet Hocam'ın sıra onda çünkü. Ve Sayın Bayram Hocam'ın müsaadesiyle, yüksek müsaadesiyle Gamze Hoca'ya sırayı vermek istiyorum. Çünkü Gamze Hoca'dan böyle bir talep geldi. Vahdet Hocam hemen size döneceğiz. Ne olur kusura bakmayın. Gamze Hocam. Merhabalar. Duyabiliyor musunuz beni? Evet hocam. Evet. Dünya Okyanuslar Günümüzde birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Gerçekten hem vakfımıza hem de sizlere böyle bir organizasyon için teşekkür ediyorum. Bizim de iş yoğunluğumuzun arasında bir soluklanma fırsatı oldu aslında. Sizlerle paylaşacaklarım sağlıkla ilgili olsa da iklim değişikliğinin yarattığı bir takım etkiler sağlığımızı nasıl değiştirebilir veya sağlığımız üzerinde ne gibi etkileri var? Biraz ondan bahsedeceğim. Biraz da denizlerden uzak kalmamalıyız. Denizlere kucak açmalıyız. Bunun insan sağlığı üzerine faydaları nelerdir? Ona da değinmek istiyorum. Nasıl? Uygun mu Gökhan Bey sizce? Evet evet uygun hocam. Aynen. Hangisinden başlayalım? Tercihiniz? Hocam sizin için en pratik, en ergonomik hangisi ise buyurun. Peki tamam. Evet, denizlere kucak açmalıyız. Denizleri sarıp sarmalamalıyız. Vücudumuzun dörtte üçünü sudan oluştuğunu düşündüğümüzde gerçekten etrafımızı da saran bu suyla birlikte daha çok vakit geçirmeliyiz. Denizlerimizin pH'ı vücudumuzun pH'ına hemen hemen yakın eş değer ve içerisinde çok fazla sayıda mevcut olan mineraller, faydalı eser elementlerle bizim vücudumuzdaki başka mineraller ve benzer minerallerle de bir aslında akranlığı var, komşuluğu var. Bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Denizlerimiz, okyanuslarımız bizim hem fiziki olarak gücümüzü, kas gücümüzü, duyusal gücümüzü geliştiren, artıran ortamlardır. Şöyle hayal edelim, deniz kenarına gittiğimizde beş duyumuzu da bir anda aslında aktif olarak çalıştırabiliriz. Ne yaparız? Gözümüz görür, kulağımız rüzgarın ve dalganın sesini duyar. Dokunduğumuzda gene ellerimizin ucuyla hissederiz ve ağzımıza bir miktar deniz suyu götürdüğümüzde dilimizle tadına varırız. Bu bile gerçekten bizim bedenimiz için çok değerli bir terapi. Denizlerin içerisinde çok fazla yapabileceğimiz aslında yüzerken kas gücümüzü artırabilecek, eklem açıklığımızı gene artırabilecek egzersizler yapabiliriz. Yüzebiliriz, yürüyüşler yapabiliriz. Deniz kenarında oturup şöyle uzaklara bakarak, geçen gemilere, rüzgarın sesini dinleyerek ruhumuzu dinlendirebiliriz.
Biliyorsunuz artık dünyada yaygın bir talasoterapi var, değil mi? Özellikle sudan gelen bir güçle pek çok kronik hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Bizim bunlardan daha çok bahsetmemiz ve bunları daha çok aramıza almamız, bu konularda daha fazla çaba sarf edip ve günlük hayatımıza sokmamız gerekiyor. Tabii bunları yaparken de denizlerimizi, okyanuslarımızı korumalıyız. Kimse çöplerle dolmuş bir kıyıda yüzmek istemez. Açıkçası birinci kısımda bahsedeceğim sağlıkla ilgili kısım buydu. İsterseniz şimdi ikinci kısma geçelim mi? Buyurun, buyurun hocam. Yaraladık hemen hemen zaten. Tamam. Evet hocam. Evet, gelelim farklı denizlerden, farklı okyanuslardan ülkemize gelen istilacı türlerle ilgili insan vücudunun etkileşimine. Evet, bu türler artık çok yakın kıyılarımızda görülüyor. Önceden biz dalış yaparken dalışta belli derinliklerde görüyorduk ama hatırlarsanız bilmiyorum, Antalya'da kıyıda yüzen bir kız çocuğumuzun parmağını ısıran bir balon balığı vakasıyla karşılaştık. Onun dışında biz de yayakarsa.org sitemizden pek çok deniz anası varlığı ile ilgili ihbarlar alıyoruz. Evet, bu canlılar artık bizlerle daha çok birlikte, bizlerle iç içe. Deniz analarını düşünelim. Eğer yakan tür veya insan sağlığını etkileyebilecek türlerle temas edecek olursak vücudumuzda istenmeyen bir takım yaralar, istenmeyen alerjik reaksiyonlar olacaktır ve bunun için bir sağlık kurumuna gitmek zorunda kalabileceğiz. Yine balon balığı örneğinde olduğu gibi defalarca vizitlere, hastane vizitine veya hastane ziyaretine neden olabilecek bir cerrahi işlemle mecbur kalabileceğiz. Yine aslan balığını hatırlayalım. Aslan balığı da dikenlerinde mevcut olan zehirleri temasımızın sonunda vücudumuzda çok ağrılı, bazen o bölgede kronik yaraya kadar gidebilen temas sonrasında yaralar oluşturabilir. Bunlar, bu da önemli. Neden? Çünkü eğer bu tür toksik zehir içeren balıklarla vücudumuz temas ederse bazen acilde sonlanabilir günümüz, bazen de yoğun bakıma kadar gitmek durumunda kalabiliriz. Günlerce, aylarca hastanede yatabiliriz. Bunun için önlemler almalıyız. Bunun için sağlık politikalarının içerisinde olmamız gerekir. Bu konularda ilk müdahalenin, bu tür canlılarla temasla ilk müdahalede neler yapılması konusunda daha bilimsel, daha akılcı yaklaşımlar uygulanması gerekir ve bunun aslında bir ülke politikası olarak bütün hastanelerde, sağlık teşkilatımızda bu tür hastaların gelebileceği kıyısal bölgelerdeki bütün hastanelerde bunların konuşulup tartışılıp tedavi algoritmalarının oluşturması gerekir. Tabii halkı bilgilendirmemiz gerekir. Sualtı grubuyla birlikte Can Kurtaran ekibininde birlikte federasyonla hep sık sık temasta olup bu konularda takip etmeliyiz. Hangi türler geliyor? Bu türlerden hangilerinin insan sağlığı üzerine temasla olsun, dikeninin batmasıyla olsun ya da tüketilmesiyle zararı olabilir? Bunları planlamalıyız. Bunları sizler gibi çok değerli hem medyadan arkadaşlarımız hem de buradaki bilim insanlarımız hem de denizci dostlarımızla sürekli mütalaa edip konuşup tartışmalıyız. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Zamanında verimli kullandınız. Bize de yaşamın denizde başlattığını, yaşamın suda başladığını bir kere daha hatırlattınız. pH oranları örneği de çok iyiydi. Çok teşekkürler. Şimdi Vahdet Hoca'nın yerine almıştık. Sayın Vahdet Hocam, tekrar özür dileyerek sözü size vermek istiyorum. Buyurun. Estağfurullah. Herkese selamlar. Ben de herkes gibi Bayram Hoca'ya içten teşekkürlerimi ve temsil ettiği vakfa tebriklerimi, övgülerimi ileterek başlamak istiyorum. Böyle çok anlamlı bir konuda, günde bu atmosferi sağladığı, bizleri de davet ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi
8 dakikalık süre içinde Gökhan Bey, bu arada sizlere de ayrı teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonun teknik kısmında ve moderasyonda yaptığınız katkılar için. Lütfen beni son 3 dakika uyarırsanız çok memnun olurum. İşte bundan gocunmam şahsen. Şimdi öncelikle Murat Bilecanoğlu arkadaşım tam bir sosyal bilimci gibi konuştu. Söylediklerinin hepsinin altına imza atmakla birlikte biraz daha iklim değişikliğinin ekosisteme olan etkileri konusunda onun sıra dışı görüşlerini duymak isterdim diyeyim. 8 dakikaya sığsın ya da sığmasın. Bu anlamda belki soru geldiğinde biraz daha Murat'ı konuşturabiliriz. Şimdi iklim değişikliği var mı? Var. Nereden biliyoruz? Çok basit. Murat Bilecenoğlu söylediği gibi matematik hesap yapmış bilim adamları. Son 100 yılda, 116 yılda ortalama ısıyı gözlem yapmış, hesap yapmış. Dünyanın ortalama ısısı artıyor. Bu 0.7 santigrat derece olarak literatürde geçiyor. En azından benim sahip olduğum literatürde o şekilde 0.8 diyen var, 1 santigrat dereceye kadar çıkaran var. Fakat önümüzdeki 100 ya da 200 yılda böyle giderse ne olacağını bilmiyoruz. pH düşüyor mesela, asidifikasyon artıyor. pH son yüzyılda 0.1 düşmüş ama önümüzdeki 200 yılda 0.1 düşmüş. Önümüzdeki 100 yılda 0.3 ila 0.5 azalacağı söyleniyor. Ki tüm bunların denizdeki canlı yaşamı çok olumsuz etkileyeceğini, balıkçılığa bizim asıl konumuz olan çok olumsuz etkiler yapacağını bilimsel olarak biliyoruz, ifade ediliyor. Şimdi tabii ki ısı, Cemal Hocam çok hoşuna gidiyor benim konuşmalarım, kahkahalarla gülerek destek veriyor bana herhalde. Tabii ki daha sıcak demek daha asidik demek, daha oksijen azalması da aynı şekilde. Daha sıcak olması, daha asidik olması canlı yaşamın birebir ve canlı yaşam bir tanesi bile olsa ekosistemdeki etkileşimi göz önüne alacak olursak tamamıyla çok olumsuz etkileneceğini ya da dengelerin değişeceğini söyleyebiliriz. Şimdi burada Akdeniz ve Karadeniz için konuşacak olursak ve balıkçılık, deniz ekosistemi ekseninde bir şeyler söyleyecek olursak bu değişimlere ve iklim değişimine 1949 yılında kurulan Genel Akdeniz Balıkçılık Konseyi bir balıkçılığın sürdürülebilirliğini ve iklim değişikliğine adaptasyonunu karşılamak adına orta vadeli bir stratejiyle strateji yayınlayıp izleyerek karşılık veriyor. Şimdi Akdeniz tüm bu etkilenmelerin ortasında bir yer. Belki de iklim değişikliği ve deniz yüzey suyu sıcaklığının artması, işte genel sıcaklığın artması var ama homojen değil. Akdeniz bundan en çok etkilenecek olan bölgelerden bir tanesi. Zira Akdeniz'de de şu anda Akdeniz Karadeniz bir arada konuşuyorum, 100 bin adet tekne, balıkçı teknesi 250 bin adet yine doğrudan balıkçılıkta çalışan kişiden bahsediyoruz. 3 milyar dolara yakın bir ekonomiden bahsediyoruz. En başta kıyı kırsalında balıkçılıktan başka, bahsettiğimiz gelirden başka geliri olmayan bir kırılgan gruptan bahsediyoruz. Tüm bunların bir bizlerin virüste nasıl etkilendiğini düşünecek olursak, mesela bir balon balığı Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki küçük ölçekli balıkçıları ciddi anlamda etkiledi. Dolayısıyla balon balığının sularımıza gelme şeklini iklim değişikliğinin tetiklediğini ya da asiste ettiğini söyleyen görüşler olmakla birlikte sabahki oturumda da dinledik. Balas sularıyla da taşınım son derece yaygın ya da akvaryumlardan insan eliyle bizzat işte su sümbülü dediğimiz bir bitkinin yarattığı etkileri biliyoruz. Çok güzel bir görünüm var ama bir anda bakıyorsunuz ki bir gölü 2-3 hafta içinde tamamen kaplayabilecek kadar hızlı bir üremeye ve ardından önü alınamaz bir takım felaketlere neden olabilecek bir etki yaratıyor.
Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Tüm bunlar karşısında bizler nasıl bir yol izlemeliyiz? Akdeniz Genel Balıkçılık Konseyi bir şeyler yapıyor ama bizim izleyeceğimiz yolda herhalde adapte olabilir, kendimizi uyarlayabilir, adapte gücümüzü yüksek bir yönetim stratejisi benimsememiz gerekiyor ki hani balıkçılıkta adaptif management dediğimiz olay aslında bu. Kim ne anlıyor ben bilmiyorum ama benim anladığım adaptif management'tan kesinlikle ve kesinlikle karşılaştığımız güçlükler, zorluklar, felaketler, iklim değişikliği ya da daha akut bir tane iklim değişikliği kronik bir şekilde geldi. Daha akut. Balon balığının 2003'te ilk defa sularımıza girmesi ve 2-3 yıl içinde felaket ortaya çıkarması gibi. Ya da su sümbülüyle ilgili bir mücadele edilmezse akut bir etki nasıl oluyor hep birlikte göreceğiz. Çünkü çok hızlı üreyen bir durum. Dolayısıyla böyle bir durumda ortaya çıkan sorunları aslında biz çözüm üretmek için kullanmamız gerekir. Bunun bu sorun bize öğreteceğimiz çözümler konusunda da yardımcı olur. Tabii böyle bir durumda kurumsal hafıza oluşturmamız ve bu hafızanın da muhafazası son derece önem arz ediyor. Sabahtan akşama genel müdür değişikliğine gidilecek olursa ya da daire başkanı görevden alınırsa tabii böyle bir durumda kurumsal hafızadan vesaireden de bahsedemeyiz. Bu hocam, anlamda 2,5-3 dakikanız sayın hocam. Son. Evet, çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla yapılması gereken belki de kurumsal olarak bu değişikliklere tepki vermek, plan, program, strateji dahilinde üyesi olduğumuz 54'ten beri Genel Akdeniz Balıkçılık Konseyi zaten bir strateji geliştirmiş. Bunun içinde yer almak aktif bir şekilde. Yine geçimle ilgili sektörler arası ve sektörler içi etkileşimler olacaktır. Bunu sağlamak entegre bir tepki vermemiz gerekiyor iklim değişikliğine. Bu anlamda erken uyarı sistemleri ya da erken uyanma, yani gözümüzü açmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu tür faaliyetler son derece önemli. Bunu halka ya da bürokratik kesime, daha doğrusu karar alıcılara, bu işin başındakilere ulaştırmamız gerekiyor. Bu tür faaliyetleri arttırmamız gerekiyor. Biraz hızlı tepki vermemiz gerekiyor. Bu anlamda önerim kendimizi en azından Akdeniz, Karadeniz'deki balıkçılık potansiyelini ve olası etkilenmeyi düşünecek olursak, tekrar etmek gerekirse 3 milyar dolarlık bir gelir, 250 bin kişinin doğrudan istihdam edilmesi, bu durumda biz iklim değişikliği ve getirilerine hazırlık yapıp adaptif bir yönetim stratejisi içine girmeliyiz. Aktif olarak hocam ne yapmamız gerekir deniyorsa onunla ilgili de Cemal Hoca'nın hatırlattığı şeye kesinlikle katılıyorum. Çok daha geniş anlamda, çok daha büyük, çok daha etkili, iyi korunan koruma alanları yaratmamız gerekiyor. Bunun üzerinde belki de ayrı bir toplantı yaparız yine TÜDAV'ın önderliğinde. Soru gelirse çok daha fazla söyleyeceğimiz şeyler olabilir. Burada kesiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Okyanustaki asitlenmeye değindiniz. Kolombiya Üniversitesi'nde çok çarpıcı bir raporu var. Ben de baktığım zaman ürperiyorum. Okyanusların karbon asidini nasıl yuttuğu, nasıl diğer küreye faydalı olduğuna dair bir rapor. Daha sonra paylaşabiliriz. Şimdi hemen devam edelim hocam. Sayın Melih Ertan Çınar Ege Üniversitesi'nden bizimle olacak. Değerli sunumunu bizimle paylaşacak. Melih hocam. Merhaba. Herkese. Sayın hocam sizdeyiz. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Şimdi ilkin bütün deniz bilimcilerini ya da genel anlamda denizle sevdalı olanları kutlar gününü kutluyorum. Ve bu böyle bir webinar bunun da hazırlanmasında katkıları olan Fidav Bayram Hoca ve sizlere teşekkür ediyorum. Tabii konu çok geniş kapsamlı, çok geniş bir konu. Yani kişisel değişiklikler tek başına da ele alınabilir ama kişisel değişiklikleri artırıcı, azaltıcı birçok etken var. Bunlardan bir tanesi de biziz. Yani antropojenik etkiler,
Bu antropojenik etkilerin kimsel ilişkiyi zaten kendi başına ilişkiye yol açan bu endüstri tezinden sonra meydana gelen karbon dioksitin artmasıyla beraber, sera gazı etkisiyle beraber artışı da insana bağlı ama insanın diğer faktörleri de bir anlamda bu işi daha da kötüleştiren, daha içinden çıkılmaz bir hale getiren bir olgu haline getiriyor. Ben burada iklimsel değişiklikler, şunlar bunlar çok fazla girmeyeceğim ama yani bizim denizlerimizde ne oluyor, ne bitiyor birazcık onlardan, Akdeniz genelinde birazcık bir şeylerden söylemek istiyorum. Çünkü bir dakikalık içerisinde çok da fazla detaylı bir bilgi vermek mümkün değil. Ama şunu bilmemiz lazım, Akdeniz genel anlamda bir biyoçeşitlilik sıcak noktası, arası noktası. Yani biyoçeşitlilik çok yüksek. Yani 0.3'lerde, 4'lerde yüzey alanı olmasına karşılık işte toplam biyoçeşitliliğin dünyada %0'lerde sonuna kadar giden bir biyoçeşitliliğe sahip ki bu kadar küçük bir alanda görece olarak çok yüksek bir biyoçeşitliliği barındırıyor. Tabii bu biyoçeşitliliğin en önemli kısmı da bir anlamda Akdeniz için endemizm. Yani türlerin Akdeniz'in türler. Bunlar çok önemli ve çok hassas, çok fragil dediğimiz, çok hassas dengelere de sahip. Dolayısıyla sadece Akdeniz'de yaşayan türlerin bu süreçlerden nasıl etkilendiği çok önemli. Bildiğim gibi sadece çok özel bir ekosistem adapte olan türler. Sadece küresel değişiklikler değil, işte biyoçeşitliliği etkileyen biliyorsunuz 5 tane parmak var aslında. Bir elin parmağı gibi düşünebilirsek bunların sadece bir tanesi küresel değişiklik. Yani diğerleri habitat işte tahribatı var. Çok önemli. Kıyılarda, kıyısal doğrular. Üretkenliğin çok yüksek olduğu yerlere biz maalesef çok kötü davranıyoruz. Yabancı tür bilinçleri yine bu biyoçeşitliliği etkileyen çok önemli olaylardan bir tanesi. Aşırı avcılık. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman aslında biz ekosistemi birçok açıdan farklı yönlerden fakat kümülatif olarak oldukça fazla miktarda etkiliyor. Şimdi endemik türler dediğimiz zaman aslında bizim aklımıza gelen ilk tür postron, yani bizim erişte dediğimiz postron. Bizim çok özel bir tür. Bizim kıyılarımızda da var. Koruma altında diyoruz. Ne kadar koruyoruz ayrı bir şey. Bu tür sıcak suyu sevmiyor mesela. Yani işte yapılan çalışmalarda 28,5 yaz sıcaklığı ötesine geçemiyor. Şimdi biz biliyoruz ki özellikle güneyli yaşayan bilim adamları bunları bilirler. Bir de Kızılliman civarı bunun dağılım sınırını teşkil eder. Yani Kızılliman'ın doğusunda bu türü bulamazsınız. Yani dersin böyle. Bu tür yok. Niye buraya kadar gidiyor? Çünkü sıcak artık ondan sonra daha da ilerleyemiyor. Birçok faktör de var muhtemelen ama temel faktör sıcak. Şimdi iklimsel değişikliği artarsa ne olur? İşte birinci şey bu kostonik oseanikta yani denizlerimizin ormanı dediğimiz şey. Çok yüksek biyoçeşitliğe sahip, içerisinde birçok endemik tür barındıran, koruma altında tür barındıran birçok işte, omurgalı balık, birçok canlının üreme beslenme alanını teşkil eden bu ortam dağılık alanını gitmeyecek azaltacak. Yani çünkü bu liman civarında olan alan daha da ısınınca daha batıya doğru çıkacak. Daha da ısınınca daha da batıya çıkacak. Ve postun oseanika endemik bir yok olması gerek bir alanda koskoca bir biyoçeşitliğin, koskoca bir biyorezervin ortadan kalkması. Yine yapılan çalışmalar, işte Alpler, yine üreticiler biliyorsunuz. Bu çok önemli bir çalışma, mesela Rowling'de yapılan bir çalışma. 1800'lü yılların sonunda yapılan bir çalışmayla günümüzdeki çalışma karşılaştırılıyor. 1800'lü yılların sonundan günümüz Alp türleri arasında %20-30 bir azalmanın olduğunu söylüyor. Ve bu yapılan çalışmalar hemen hemen hiç etkilenmemiş. İşte Tristin dediğimiz çok koruma altında bölgelerde yapılan çalışma. Şimdi tabii çok kısa bir zaman var galiba. Çok anlatılacak şey var ama 12 dakikanız hocam, evet. 2 dakika tamam, hemen toparlıyorum. Şimdi bu iklimsel değişiklikler tabii birçok besin zincirinin hemen hemen tüm zincirlerini, tüm halkalarını etkileyen ve bu etkilediği halkaların da sonuçlarının çok da
predictable olmadığı, yani tahmin edilebilir olamadığı işte. Yani işte biz görüyoruz, artıyor sıcaklıklar, işte işte jellyfishler, işte deniz anaları patlamaları oluyor. Bunlar birçok etken de var mesela, yani bu özellikle nehirlerin artık barajlar yapılarak işte şeylerin kimisi şeye girmemesi, denizlere girmemesi gibi çok önemli bir hadise var mesela Karadeniz'de. Bunun gibi meseleler çok önemli. Şimdi ne yapacağız biz? Yani oturup bekleyecek miyiz bu kişisel değişiklikleri? Tabii yapmayacağız. Bunu ilk önce tabii araştırmalarımızı bu yönde birazcık daha uzun erimli, uzun boyutlu ve geniş kapsamlı yapmamız gerekiyor. İzleme çalışmalarımızı, şu an yürürlükte olan birçok izleme çalışmaları var ama izleme çalışmalarımızı daha da geniş alanlara, daha da farklı habitatlara, özellikle derin denizde test edilmesine alacağız. Proenjen habitatları dediğimiz habitatlar için alacak şekilde genişletmemiz lazım. Bu bir diğer hususta özellikle bu bilgisayar değişikliklerin bizim aklımızın etkisinde termoklin tabakası dediğimiz bir tabaka var bizim. Bu tabakayı biz aşırı sıcaklarda, bu son zamanlarda özellikle görülmeye başladı, termoklini daha da aşağıya doğru inmeye başladı. Yani 20 metrelerde, 25 metrelerde gözüken termoklin 30-35 metreye kadar inmeye başladı. Ve termoklinin altında yaşayan soğuk seven türler birden özellikle gorgonlar dediğimiz kırmızı mercanlar ölmeye başladı. Masif yani kesel ölümler başladı. Yine diğer bir husus bu iklimsel değişiklikler birçok patojenlerin aktif hale gelmesine neden oluyor. Bu özellikle bizim kladokora testikleri dediğimiz taş mercanlar içinde geçerli. Beyazlamalar çok yaygın. Yine Pinna nobilis'i söylemeden geçemeyeceğim. Bizim Pinna koruma altında tuttuk. Şimdi bir sporozoon tarafından istila ediyor, ölüyor. Hemen hemen Ege'deki %90 Pinna şu anda ölmüş durumda. Bu da yine bu parazitlerin ya da patojenlerin pardon, aktive olmasında su sıcaklığının çok önemli olduğu biliniyor. Zamanım kaldı mı bilmiyorum. Hocam maalesef Sayın Sibel Hocam'a döneceğiz. Belki hocam da soru cevap kısmında da halledeceğiz. Evet. Sağ olun hocam. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Sayın Doktor Sibel Sezer'e döneceğiz. Kendisi TÜDAV Danışma Kurulu üyesi. İklim değişikliğinin aslında görsel etkilerini çok fazla hissediyoruz. Sibel Hocam'ın da söyleyecekleri algımızı daha çok açacaktır. Sayın Sibel Hocam sizdeyiz. Merhabalar. Herkesin okyanus günü kutlu olsun. Ben bir sosyal bilimciyim. Dolayısıyla biraz belki farklı bir perspektiften yaklaşacağım. 1994 yılında Karadeniz Çevre Programı'nda ben bu konularla tanıştım. Ve orada yani Birleşmiş Milletler'in bir programıydı. Bayram Hoca'yla, bütün TÜDAV ekibiyle de ta o zamandan tanıştık. Çünkü beraber çalışıyorduk. Orada şunu gördüm. Yani yerel bazdaki etkilerin bazı durumlarda ve pek çok durumda uluslararası platformlarda alınan kararlarla da değişebileceği. Dolayısıyla ben biraz konuşmamı uluslararası platforma kaydıracağım. Çünkü uluslararası platform, ulusal, yerel, bunların hepsi çok iç içe geçmiş süreçler. Ve bizler Türkiye'de bu yerel bazda pek çok eylemi harekete geçiriyoruz. Ancak uluslararası platformlarda biraz daha aktif olunması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu 25 yıldır düşünüyorum. Nesrin Hoca bunu çok iyi hatırlar. Onlar 25 yıl önce çok aktif, yani bu konuya çok aktif sahiplenmişlerdi. Bugün de aynı şekilde aktif sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ileriye gideceğimizde bazı konularda geriye gidiyoruz. Neden bahsediyorum? Mesela denizler, yani okyanus dediğimizde tabii okyanus ve iklim değişikliği. Bu ikisini ele aldığımızda genelde deniz camiasında çalışan deniz bilimcileri, işte balık, su ürünleri uzmanları, bu konularda çalışanlar, işte direkt etkileniyoruz denilen kesim bu konuların çok farkında. Yani iklim değişikliğinden denizler nasıl etkileniyor? Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak dışarıdan alınan kararlarla bu nasıl bir etkileşim içinde? Uluslararası platformlara geçtiğimizde tabii Birleşmiş Milletler çok kritik bir rol oynuyor.
Birleşmiş Milletler'de işte UNEP dediğimiz Birleşmiş Milletler Çevre Programı, UNESCO çok önemli. Bunların hepsi denizler konusunda ciddi bilim kurulları, işte çok aktivite, çok eylem planı, işte TÜDAV'ın da içinde olduğu Akdeniz Eylem Planı, bunların hepsi çok önemli. Yıllardır süre gelen çalışmaları var. Ancak iklim değişikliği dediğimiz zaman Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi en tepede durur. Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi'nde alınan kararlar ülkeler tarafından, yani ortak alınan kararlar, işte uzlaşıyla alınan kararlar da ülkelerde bir şekilde, yani şu an detayına giremeyeceğim ama uygulamaya geçer. Şimdi çok ilginçtir ki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi'nde deniz konusu, okyanus konusu, denizler, kıyılar, bunlar çok sürecin dışında kalmış yıllarca. İlk COP dediğimiz taraflar konferansı sanıyorum 95 yılında Berlin'de yapıldı ve denizler hiç sözü bile geçmiyordu. Şimdi bu kararlar çok önemli çünkü iklim değişikliği camiasının bir arada olduğu ve eylem planlarının hazırlandığı ve bunların ulusal eylem planına dönüştü, oradan yerel eylem planına dönüştü. Dolayısıyla o konulara fonların gittiği, eylemlerin yapıldığı, yani dönüşümün gerçekleşmesi için araçların kolaylaştırıcılığında, araçların kullanıldığı mekanizmalar. Dolayısıyla çok önemlidir bu en tepede alınan kararların içinde olmamız. Şimdi denizler dediğimizde son 5-6 yıldır iklim değişikliği sözleşmelerinde önemi ortaya çıktı. Paris'te yapılan COP21 de bu çok ciddi bir lobbying ile aslında vurgulandı. Deniz camiasında çalışan bilim insanları, özellikle bilim insanları bir araya geldiler ve konsorsiyumlar oluşturdular. 45 büyük enstitünün, işte düşünce kuruluşunun bir araya geldiği lobbying ortamları oluştu. TÜDAV da bunun içinde yer aldı. Ve COP21'de, Paris'teki COP21'de özellikle deniz konusunun iklim değişikliği çerçeve sözleşmesindeki yükümlülüğün içine entegre edilmesiydi konu. Neden bu önemli? Çünkü denizler bir temelde tabii yutak olması çok önemli ve bu karbon salımlarını absorbe edip içinde tuttuğu için aslında çok ciddi bir azaltım görevi görüyor denizler. Şimdi ormanlar da bu görevi görüyor fakat denizler aslında daha da ciddi bir öneme sahip. Çünkü 38 bin gigatonun karbonu, yani 38 bin gigaton karbon içinde tuttuğu biliniyor. Ve bu rakamda karasal yutaklara göre 16 kat daha fazla. Şimdi ormanlar, bu özellikle iklim değişikliği sözleşmelerinde ormanlar çok önemli bir rol oynuyor. Ve dolayısıyla orman alanları çok büyük olan ülkelerin arasında çok ciddi ağlar oluşturulmuş. Oralara destek gidiyor, koruma alanları oluşturuluyor, büyük fonlar akıyor, koruma amaçlı. Şimdi denizlere de aynı şey yapılmalı. Hedef bu. Bu 30-30 hedefinin tanımlanması ve bu hedefe yönelik çalışmalar aslında bu iklim değişikliği sözleşmelerinde çok üst düzey tarafından bu konunun sahiplenmesiyle başlar. Yani gurur duyarak söylüyorum, TÜDAV da bu konuda çok aktif rol aldı. Yani o COP'lara gittik, lobbying yaptık ve bu konunun tanınmasında ciddi bir rol oynadık. Şimdi bu iklim değişikliği taraflar konferansında bir yenilik daha başladı. Oceans Day, yani okyanus günü, orada da kutlandı. İklim değişikliği camiasında bir okyanuslar ağ oluştu. Deniz koruması, denizleri, yani deniz konusunun tanınması. Çünkü tabii hepimiz çok, özellikle ada ülkeler tabii çok yoğun bu konuyu yönettiler. Dolayısıyla bu artık iklim değişikliği ve deniz camiaları biraz daha entegre çalışmaya. Çünkü aksi takdirde bir tarafta birileri çalışıyor, bir tarafta birileri çalışıyor. Tabii ilginç olan iklim değişikliği sözleşmeleri ve bu taraflar konferansları ilk yapıldığında bir çevre sorunu olarak görünüyordu. İşte iklim değişikliği etkilerinin azaltımı gibi görülüyordu. Ve hep çevre bakanlıklarının güdümünde gidiyordu. Daha sonraki yıllarda tabii risklerin ciddiyeti, acil eyleme geçmenin önemi ve ne kadar sosyal ve ekonomik etkilerin olduğunun anlaşılmasıyla ülkeler çok taraflı bir
sahiplenme içine girdiler. En üst düzey başbakanlar, cumhurbaşkanı, yani en üst düzey karar vericiler. Bitiyor mu? Evet hocam. Ortamlar. Dolayısıyla işte iklim değişikliğinin hani birazcık bu uluslararası siyaset ekonomik boyutuna değinmek istedim. Ekonomik kararların da çok, ekonomik etkileri de çok önemli olduğu için bu iklim değişikliği sözleşmelerinde özellikle azaltımın dışında uyum, adaptation dediğimiz uyum çalışmalarında yürütüldüğü bir süreç var ve orada mesela özellikle deniz, kıyılar, etkilenme alanları, bunlar için bir uyum stratejisi hazırlamak, hazır olmamız. Mesela ne bileyim yabancı türler diyorsunuz, bunun için nasıl bir uyum stratejisi hazırlayacağız ve uluslararası platformlardan nasıl bir destek alabiliriz? Bu finansal olabilir, teknik olabilir, ağlar oluşturulan ağlarla olabilir. Çünkü birçok alanda gıda güvenliği, işte balıkçılığın etkilenmesiyle oluşacak gıda güvenliği, nasıl bir uyum süreci başlatmamız gerekiyor? Birçok alandaki etkilenmenin uyum stratejilerinin de hazırlanması ve bunu aslında sadece bölgesel, sadece ulusal değil, uluslararası platformlar ve ağlar aracılığıyla daha bilgi paylaşımı içinde yapılması daha etkin olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam ağzınıza sağlık, sizi yorduk, nefesinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli katılımcılar, soru gelebilir. 7 değerli konuşma, 7 değerli bilgilendirme yapıldı. Her birinize bir soru gelebilir. Kısa soru, kısa cevap ilerlersek sonraki oturum içinde vaktimiz iyi kalır. Bilal abi, soru var mı? Soru için el kaldıran ya da yazan oldu mu? Şu an için yok Gökhan. Yok mu? Evet. Tamam. Birkaç saniye vakit verelim. O zaman ben hemen bir soruyla vakit kazanmak istiyorum. Cemal abi, aslan ve balon balığını anlatır mısın abi? Çok kısa. Çünkü çok medyatik oldu, çok da sempatikleştiler artık aslan ve balon balığı özelinde. Bir iki kelam eder misin Sayın Cemal Turan? Evet, zaten bir iki hafta önce yine Milliyet'te sizin gazete bir haberim çıkmıştı o konuyla ilgili. Aslan balığıyla ilgili. Bayramda aradılar beni, valla sabah erken kalkıp ilk bayramın ilk işi Milliyet gazetesine haber hazırlamak oldu. Abi telefonunu fazla dağıttın herhalde. Evet. Şöyle diyelim, aslan balığı şu an Ege sularına kadar yayılmış durumda. Demin de bahsettiğim gibi bazı anomali durumlarında Kuzey Ege'ye kadar gidebiliyor. Yüksek sıcaklıkların olduğu zamanlar Kuzey Ege'ye geçişleri de görülmüş Yunanlıların bildirdikleri kadarıyla. Yani biz bu gerek balon balığıyla, gerek de aslan balığıyla mücadele etmemiz gerekiyor. Ama aslan balığıyla olan mücadele şeklimizle balon balığıyla olan mücadele şekilleri birbirinden farklı. Mesela aslan balığı yenebilir. Eti çok lezzetli, iskorpiklerden bir balık. Bununla ilgili, bunun ekonomiye dönüştürülmesiyle ilgili balıkçıların bunları avcılığıyla ilgili projeler, kampanyalar geliştirilmesi gerekiyor. Bilgilendirme toplantıları, posterler basılması gerekiyor. Ki balıkçılar bunları doğadan çekip ekosisteme olan baskısını azaltsın. Bununla ilgili yine bildiğim kadarıyla Tarım Bakanlığı'ndan bir arkadaş Bey Melek'te, Merve Karakuş sanırım, onunla ilgili bunlar takı ve benzer süs eşyası olmalarıyla ilgili ve balon balıklarının derisinden kadın çantası ve cüzdanı yapımı ile ilgili projeleri var. Bizim yine laboratuvarda bunların balon balıklarından kolajen elde ettik insan sağlığı için. Dişinden dişçilikte kullanılmak üzere dolgu maddesi balon balıklarından elde ettik. Yine bunlarla ilgili, yani bunların ekonomiye kazandırılması ile ilgili projelerin, faaliyetlerin arttırılması gerekiyor. Bakanlığın uyguladığı şimdi para desteği var balon balıkları getirene. Para desteği veriyor. Baskı, ekosisteme olan baskının arttırılması için. Tabii azaltması için. Tabii bunlar geçici şeyler. Yani sürekliliği olabilen sürdürülebilir şeyler değil. Bir iki yıl olur ama esas kalıcı olan sürdürülebilir projeler bunların tamamıyla, yani kendiliğinden ekonomiye kazandırılması. Yani parayla değil de
altın gibi. Yani onu arayıp insanların bulup sistemine çekmesi gerekiyor. Kendi cazibesiyle. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Sonraki oturuma geçeceğiz. Korunması gereken türler ve yönetimi. 14. Gökhan müsaade eder misin? Evet hocam. Merhaba. Tekrar hepinize çok teşekkürler. Nesin Algan bizim vakfın kurucusu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde profesör. Müsaade edersen bir küçük ekleme yapacak. Diğer yandan ben en çok bugün orada olanların Profesör Nuri Baş Usta'nın tişörtünü sevdim, beğendim. Çok güzel bir tişört giymiş. Onun için ona çok teşekkür ediyorum. Bu arada Tur Yol'dan arkadaşımız vardı. Tur Yol'dakiler orada mı? Yunus abiyi gördüm hocam biraz önce. Evet, onlara da hoş geldin diyoruz. Ve Hasan Kaçmaz aynı şekilde bizim vakıftan. O da böyle sabırla ve dikkatlice not alıp dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Çok zamanını tutmuyorum. Bu kadar saygın bilim insanının zamanını almak istemiyorum. Nesrin hocam, Gökhan müsaade edersen bir küçük açıklama yapacak. Estağfurullah hocam. Nesrin hocam sizdeyiz. Buyurun. Memnun oluruz. Merhabalar. Çok teşekkürler. Herkesin Okyanuslar Günü kutlu olsun. Bir minik bilgi. Türkiye'nin taraf olduğu Barcelona Sözleşmesi Akdeniz Eylem Planı'na göre geçen yıl Akdeniz'de iklim değişikliğine uyum için bir strateji kabul edildi. Türkiye de bunu kabul etti. Henüz Karadeniz-Bükreş Sözleşmesi'nde böyle bir şey yok. Ben Türkiye'de Akdeniz Eylem Planı Ulusal Koordinatörü iken yıllar önce böyle bu tür kararlar alınacağı zaman çalışma gruplarına üniversitelerden bilim insanlarını yollardık. Onların hazırladığı draft sonra hükümet temsilcilerinin önüne gelirdi. Şimdi görüyorum ki ne bu iklim ve benzeri bir sürü strateji hazırlanırken ne bizim üniversitelerimizden ya da STK'larımızdan biri yollanmış, ne de döndüklerinde bu kararı kabul ettiklerinde ne Çevre Bakanlığı ne de denizle ilgili kamu kuruluşları ya Akdeniz'de Edirne, Hatay arası kıyı alanında ve deniz ortamında yeni kararlar var iklimle ilgili diye bir açıklama yapmışlar. Dolayısıyla çalışanların bu stratejiyi alıp o stratejiden üniversitelere düşen sorumluluklar, Türkiye'nin Çevre Bakanlığı'na, Dışişleri'ne, Enerji Bakanlığı'na her neyse onlara bakıp belki yararlanmalarında fayda var diye söz almak istedim. Sağ olun. Hocam katma değeriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi de hem de uluslararası ilişkiler boyutu da olduğunu bir kere daha hatırlattınız. Sağ olun.